Alevi toplumunun rızalığını almadan ve Alevi toplumunun görüşlerini, önerilerini hiçbir şekilde almadan bunlara bir tepeden kurulmayla ocak sistemlerimizi, dedelerimizi, cemevlerimizi ve toplamında Alevi toplumunu hiçbir şekilde muhatap almadan kurulan bir adına ne derseniz deyin bir projenin, bir dairenin başkanlığın buna ilişkin bir çözüm üretme ihtimalinin gerçekçi olduğunu da mümkün olduğunu da düşünmüyoruz. Şöyle bir dar çerçeveye sıkıştırılmaya çalışılıyor ve sanki Alevi toplumu elektrik faturası, su faturası gibi böyle aslında bizler için önemli değil. Yani bizlerin de var olan cemevlerimizde bizim en önemsiz sorunumuz nedir derseniz elektrik faturasıdır, su faturasıdır yani. Alevi toplumunun en başta eşit yurttaşlık gibi talepleri bulunurken ve bu talepler çerçevesinde herhangi bir adım atılmadığında bu tür şeylerle hem Alevi toplumu aslında burada bir aşağılanma içinde ve bir var olan asimilasyonun yok saymanın artık burada daha böyle nasıl demeli böyle bir maddi ve küçük küçük maddi unsurlarla satın alınabilecek bir halde gözükmesi bile bizim açımızdan aslında çok incitici. Yani Alevi toplumu herhangi bir şekilde herhangi bir maddi bir değer üzerinden böyle bir şeyin pazarlığının içinde düşünülmesi bile dediğim gibi bizi çok inciten ve aşağılayan bir tutum. Ama bu var olan iktidarın zaten Alevilere bakış açısının bir sonucu, tezahürü. Ama dediğim gibi bizlerin derdi elektrik su faturası değil. Bizlerin derdi eşit yurttaşlık. Alevi inancımızın kabul edilmesi. Alevi inancının göreneklerinin, kültürünün kabul edilmesi ve burada tabii asıl orada en önemli nokta bizi bir folklor unsuru gibi gören, yani bizi bir kültür dairesi içine sokmaya çalışan ve burada inancımızı yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Anlayış bu şekilde baktığı için zaten herhangi bir sorunun çözümünü de sağlaması zaten eşyanın tabiatına aykırı duruyor. En başta tabii ki biz kendi tarihimizi, biz kendi doğrularımızı, gerçeklerimizi yazamadığımız ve bunları anlatamadığımız sürece birilerinin bunu anlatmasına bizler de fırsat vermiş oluruz. Kendi tarihimizi, kendi gelenek göreneklerimizi kendimize anlatmadığımız sürece bizlere her zaman birileri inancımızı tarif edebilir. Pirimizin dediği gibi bizim yolumuz bir, süreğimiz bindir. Biz kendi süreğinde, kendi inancında, görgüsünde ve göreneklerinde yaşayan bir toplumuz. Bu toplumun kendi inancını kimsenin tarif etmesine, kendi içinde bile böyle bir tarife karşı çıkarken var olan işte Sünni ulemanın ya da o ulema zihniyetinin herhangi bir şekilde bize bunları anlatması, bize bunları tarif etmesi zaten mücadele etmemiz gereken ve asıl olarak dediğim gibi bizim kendi tarihimizi kendimiz yazmamızın da gerekliliğini bize gösteren de bir durum. Tabii ki herhangi bir şekilde bunların anlatacağı, yazacağı bir şeyin adını ansiklopedi de deseler bizim açımızdan yok yani. Ansiklopedi olması için de muhtemelen belli bilimsel değerler olması gerekiyordur ama bir tarih zorlaması, bir tarih uydurmacasıyla onun bir ansiklopedi olacağını düşünmüyoruz. Bunun bize bir şey olacağını da tabii ki düşünmüyoruz. Biz Alevi toplumu olarak en başta tabii ki seküler bir toplumuz ve sekülerliği savunuyoruz. Biz kendi içimizde de bir Alevi inanç öğretisinin okullarda öğretilmesini doğru bulmayız. Buradaki bir dayatmayı da tabii ki doğru bulmuyoruz ve herhangi bir dini eğitimin, öğretimin okullarda bilimsel ve akademik olması gereken bir ortam içinde herhangi bir dini inançsal şeylerin gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Hani benim şahsi fikrimde yani daha çok fen liselerinin açılmasıdır, daha çok bilimsel akademik eğitim olmasıdır. Bunun dışındaki bir inançsal öğretinin topluma ya da ilericileşmeye, toplumun ileri gitmesine, toplumun tümden ileri gitmesine herhangi bir faydası olacağı yok. Tabii bunun bir yanı bu, bir yanı dini eğitimle aslında toplumun gericileşmesi ve aslında biat kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak. Bir yandan da asimilasyon tabii ki. Sadece bu Alevi toplumuna yönelik de değil yani. Bu toplumun içinde işte Hristiyanlar da var,
ne bileyim farklı farklı inançlar da var. Onlar açısından da aslında aynı şeye ifade ediyor ama bizim özelimizde hem asimilasyon hem de toplumun gericileştirilip şey yapılmasının unsurlarından biri diye değerlendiriyoruz. Şimdi ben de tabii ki bir Alevi kurum yöneticisiyim. Aslında son yıllarda yapılmayan çok şey yapılıyor. Bunu görmemiz lazım. Mesela işte en son yaptığımız Kadıköy'deki miting olsun. Şimdi burada Ok Meydanı Cemevi'nde Uğur Kurt'un anmasındayız. Yine birçok cemevimiz ve federasyon yetkililerimiz de burada. Aslında son yıllarda Alevi toplumu federasyonlarla birlikte belli noktalarda birlikler yaratabildi. Bu birliklerin daha ilerletilmesi, yükseltilmesi ve bunların daha fazla bir araya gelmesi ve birlikleri örgütleyebilmesi bizler açısından da tabii ki değerli ve toplum açısından da değerli. Çünkü parçalı durum herkes açısından sorun. Alevi toplumu açısından da federasyonların, derneklerin çok parçalı olmasını yanlış görüyor olabilirler ama aslında bu bizim zenginliğimizdir de bir yandan. Önemli olan bu zenginliği ve birlikteliği bir üst aşamada daha birlikte hareket edebilir hale getirdiğimizde daha olumlu sonuçlar alınacaktır. Bunu dünya ölçeğinde de sürdürebilir ve büyütebilirsek bunlar da bizler açısından daha önemli olur. Ama dediğim gibi ben parçalılıktan ziyade son yıllarda var olan birlikte hareket etmeleri daha önemli görüyorum. Daha var olarak da görüyorum. Yani bence çok uzun zamandır yoktu ve aslında şimdi sanki daha iyi gibi artarak da devam edeceğini umuyorum.